Mehmet Akif merhumun, İslam şairimizin, İstiklal şairimizin Berlin Hatıraları kitabından bir şey nakletmeme müsaade eder misiniz? Farz edeyim keseyim. Bir zaman, bir süre Almanya'da, Berlin'de kalmış Mehmet Akif merhum, araştırmacı, incelemek, araştırma yapmak üzere kalmış. Fevkalade önemli bir insanımız. Daha önce Avrupa'ya gitmeden önce İstanbul'da Halkalı'da Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş. Tarihi hayatında var. Hayatını anlatan kitaplarda var. Halkalı'da Ziraat Mektebi varmış. Şimdi bilmiyorum var mı yok mu? O Ziraat Mektebi'nin, Ziraat Okulu'nun müdürüymüş. Fatih'te oturuyor, Yeni Kapı'ya iniyor Aksaray'dan, elektrikli trene biniyor, Halkalı'da iniyor. Devamlı ondan gider gelirmiş. Ve anlatıyor. Yine diyor, indim istasyona, Yeni Kapı'ya, elektrikli trene bindim diyor, fakat çok kalabalıktı. Bütün kompartımanlar dolmuştu diyor sabahleyin. Ancak araştırdım diyor, bir tane münasip bir yer buldum, bir kompartıman diyor. İki tane Bahriye talebesi, Yüksek Deniz Okulu'nda okuyan iki beyaz elbiseli, üniformalı iki Bahriye, yani Deniz Okulu öğrencisi karşı karşıya oturmuşlar, kompartımanın gerisi boş diyor. Ben de içeriye girdim diyor Mehmet Akif. İlginç. Belki daha evvel duymuşsunuz ama tazelesin diye söylüyorum. İçeri girdim ki diyor, hararetli hararetli konuşuyorlar. Benim içeriye girişimi dahi fark etmediler diyor Mehmet Akif. Rahmetullahi aleyh. Kulak verdim, dinledim ki diyor, Avrupa'nın büyük şehirlerini diyor medhü sena ediyorlar. Aman efendim diyor, Paris şöyle, Londra böyle, Roma şöyle, efendim Berlin şöyle, şöyle şehirler. Birisi diyor konuşmayı bırakıyor, öbürü alıyor, o ona veriyor, Avrupa, 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 vay Fransa, vay Londra, vay Roma. Anlatmakla ağızlarından bir suyun akması eksik diyor. Özene özene anlatıyorlar. Nihayet diyor bir tanesi dedi ki, bura çok mühim. Arkadaş dedi diyor, uzun söze ne hacet, hulasayı kelam, yani sözün özü, Avrupa'yı görmeyen, aynen böyle, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dedi diyor. Mehmet Akif'sin, hatırasına bak. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir. Vallahi benim çok zoruma gitti diyor Mehmet Akif. Tüylerim diken diken oldu. Hemen yaklaştım, dedim ki evlatlarım, yavrularım, çok hararetli konuşuyorsunuz, Avrupa'yı anlatıyorsunuz. Olabilir ama son sözünüz benim zoruma, benim gücüme gitti. Yüreğime dokundu, vicdanıma dokundu. Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz, öyle mi? Evet efendim demişler. Yine aynen tekrar ediyoruz, görmeyene adam olamaz, eşektir. Hemen sordum diyor, yavrum siz Avrupa'ya gittiniz mi o anlattığınız Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Berlin'e gittiniz mi? Hayır gitmedik, mecmualardan okuduk dediler diyor. Ha siz gitmemişsiniz. Peki sizin babalarınız da Avrupa'ya gitmiş miydi? Yok onlar da gitmemiş efendim dediler. O zaman siz kendi ifadenize göre eşek oğlu eşeksiniz dedim diyor. Mehmet Akif ne yapıyor? Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Özendire özendire, imrendire imrendire, kendi ecdadımızı, kültürümüzü unutturmuşlar. Ve kimleri, nereleri bizim nesillerimizi empoze etmişler. Ama inşallah bütün bunları fark eden Müslüman bir nesil geliyor, müjdeler olsun Müslümanlar. 2000 yılına inşallah çok iyi çıkacağız. Çok iyi çıkacağız. Kimliğimizle, kişiliğimizle, kültürümüzle, imanımızla, Muhammed Mustafa'mızla çıkacağız. Allah bize bunu muvaffak eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım. Haftaya bu dersi inşallah devam ettireceğiz. Ramazan-ı Şerifimiz geliyor. Cümlemize şimdiden mübarek olsun. Yılbaşı afeti, belası, musibeti geliyor. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Geçmiş olanlarımıza rahmet ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi halas eylesin. Allah hepinizi ve hepimizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbi.